Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 11. lem'a Mirkatü sünneti ve tiryakü marazıl bid'a. Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ صدق الله الرسول. Şu ayetin birinci makamı Minhac-ı Sünne, ikinci makamı Mirkat-ı Sünnedir. Minhac yol, birinci makam yani sünnetin yolu, ikinci de merdiven. Mirkat-ı Sünne. Öyle diyor. Evet. Estağfirullah. Fe in tevellev fe kul hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhbibkumullah. Bu iki ayeti azimenin yüzer nüktesinden 11 nüktesi icmalen beyan edilecek. Bismillahirrahmanirrahim. 11. lema Mirkat-ı Sünneti ve Tiryakü Marazıl Bidat. Bidat hastalıklarında tiryak ilacı diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad caekum. Ben okumuna diyorsun. Bir ayete bir müfredet mana vererek de Hazreti Allah ne buyurur? Ezemet celaliyle celle celaluhu. He. Lekad caekum. Buradaki lem kasem için. O da le. Kasem. Yani bu Arap lisanı öyle bir yazıyor ki bir harften bir cümle manası çıkıyor. Arap lisanın meziyetlerinden bir harften bir cümle manası çıkıyor. Yani o lem kasem için. Le. Mesela işte bunun için Kur'an'ın tercümesi muhal yani. Ya ondan dolayı şimdi mesela Türkçemizin de böyle bir lemi yok ki mesela hani diyelim hani Arap lemini atalım da Türkçenin lemin yerine gelip şey yok ki karşılığı yok yani ya bunu anlamıyorum onun için ya tabi Kur'an'ı tercüme etmek yani şey etmek muhal ha, bu da kad de tehkik manasında muhakkak manasında kad muhakkak manasında lem de kesem için Hazreti Allah buyurur kasem olsun diyor. Allah. Yemin ediyor yani. Allah Allah. Kasem olsun diyor Allah. Kad caa muhakkak geldi. Caa geldi manasına. Kad caa muhakkak geldi. Kime geldi? Küm size. Size geldi. Peki kim geldi? Size geldi gelen kim? Resulün bir Resul geldi size. Resulün bir Resul geldi size. Celle Celaluhu Allah buyuruyor. Ezemeti celaliyle Allah Allah. He yani o Resul kimde? O Resul kimden geldi size? He ya o Resul melek değil, cin değil, peri de değil. Ya o Resul kimden? Min enfusikum. Kendi nefsinizden, kendi cinsinizden. İnsan olarak geldi. Sizin cinsiniz, insan cinsinden. He min enfüsüküm. Allah buyuruyor. Allah Allah. Cin he. Melek değil. Cin de değil. Peri de değil. Şu da değil. Bu da değil. Ya kimden geldi? Min enfüsüküm. Kendi nefsinizden geldi. Kendi cinsizden. Allah Allah. Öyle Resul ki Allah sıfat veriyor. Resulüne sıfat veriyor. Allah Allah. Kendi gönderdiği Resulüne sıfat veriyor. Allah sıfat veriyor. Buraya bakacağız. Ne diyor? Öyle Resul ki azizün. Allah Allah. Azizdir diyor Allah. Peygamberimiz için aman ya Rabbi. Öyle Resul ki azizün. Aman ya Rabbi. Allah Allah. He yani ustadımız mektubatta bir yerde şöyle diyor mektubatta. Buyuruyor ki Hazreti Adam'dan bu yana bütün akıllar toplansa bir akıl olsa Hazreti Adam'dan bu yana akıllar toplansa da bir akıl olsa
gene Peygamberimizin Allah'ın yanındaki derecesini anlayamaz. Allah Allah. Peygamberimizin Hazreti Allah'ın yanındaki şerefini anlayamaz. Yani Allah Allah. Hiç şey şerefini idrak edemez. Bu kadar akıllı. Ama ah Allah. Ama biz ona inanıyoruz değil mi? Allah Allah. İnanıyoruz ki Hazreti Allah, Allah Allah, Peygamberimizi öyle seviyor ki, yani öyle seviyor ki, sevgisini ifade ediyor Hazreti Allah. Peygamberimizi nasıl sevdiğini ifade ediyor. Levlâke levlâk, lemâ haleftul efrâk. Nasıl ifade etti Allah Allah. Peygamberimizi nasıl sevdiğini ifade ediyor. Ne diyor Hazreti Allah? Levlâke levlâk, lemâ haleftul efrâk. Allah Allah. Bu nasıl bir şerefiyet, nasıl bir hatir yahu. Nasıl bir şeref mi? Aman yarabbim. Nasıl bir derece? Öyle bir derece, öyle bir Allah'ın yanında hatirlik var ki o hatir, Allah'ın yanında o hatire Peygamberimizin hatirine efrakları yarattırdı. Efrakları, felekleri yarattırdı. Efrak dedi ya. Göğleri, yerleri yarattırdı. Allah Allah. Göğlerdeki melekleri yarattırdı onun hatirine. Arşaları yarattırdı onun hatırına. Arşalardaki melekleri yarattı onun hatırına. Ya Allah Allah. Yani arşaları onun hatırına yarattı. Arşaları bezeden bütün melekeleri onun hatırına yarattı. Melekelerin cinsleri o kadar muhtelif ki ya hem çok meleklerden çok mahluk yok. Çok mehluk melekleri. Ama öyle müxtelif fertleri var ki mesela birisi güneş elinde tutuyor, birisi bir damla yağmura müvekkil. O kadar. Birisi güneş elinde tutuyor, idare ediyor, birisi bir damla demiyor. Arada fark yok. He yani Allah Allah. Birisi bir anda binler yıldızda bulunur Cebrail'ler gibi. Öyle diyor değil mi? Binler yıldızda bir anda bulunur. Allah Allah. İşte binler yıldızda da bir anda bulunan Cebrail Peygamberimizin hatırası için yaratıldı. Peygamberimizin hatırası için yaratıldı. Cebrail Aleyhisselam'a sordular ki ya Cebrail sen de böyle akıbetinden endişe ediyor musun? Akıbetinden endişe. Diyor ki Peygamber Aleyhisselam gelene kadar akıbetimden endişe ediyordum da o gelince dahi etmiyorum. Onun sayesinde akıbetim sigorta yapıldı. Allah Allah Allah. Her yani. Ezrail'ler onun sayesinde yaratıldı. Mikail'ler onun sayesinde, İsrafil'ler onun sayesinde yaratıldı. Allahu Ekber. Nasıl yapacağız onun derecesi? Ustadımızın dediği gibi yani. İşte bunları saymayla her biri bir pencere oluyor değil mi? Hiç olmasa bakıyoruz yani. Her biri ayrı bir pencere oluyor yani. Ama ya Rabbi heye ne diyor ya Allah Allah çok hayır. Levlâke levlâk. Ama ya Rabbi lema haleftul efrâk. Efrâkları yaratmasaydı melekleri de yaratmayacaktı. Efrâkları yaratmasaydı yeri de yaratmayacaktı. Dağları yaratmayacaktı. Bağları yaratmayacaktı. Demek ki dağlar onun sayesinde, bağlar onun sayesinde, deryalar onun sayesinde, balıklar onun sayesinde, canlılar onun sayesinde, cansızlar onun sayesinde Allah Allah. Yani yerdekiler onun sayesinde, göydeki asfın Allah aman ya Rabbi. Ne diyor? Azizün, o Resul azizdir diyor Allah Allah. Ha, aleyhi, onun aleyhinedir. O peygamberin aleyhine, lehine değil de aleyhine. Aleyhi, onun aleyhine ne? Ma bir şey kenittüm. Sizi inciden şey, sizi izdiraba bırakan şey, size meşakkat veren şey ona ağır geliyor. Müjderip oluyor oradan. Size gelen musibetlerden, izdıraplardan o izdırap çekiyor. Allah Allah. Bize karşı da böyle peygamberimiz. Öyle Resul ki, Suat Şerif devam ediyor. Öyle Resul ki, herisün aleyküm. Size Allah buyuruyor. Size öyle heris ki aman ya Rabbi ya. Hazreti Allah ile buyur yani. Size öyle heris ki diyor o Resul ama da rivayeti sahih ile
Nakledilir ki anasından dünyaya geldiği zaman anneni secdeye koydu, ümmeti dedi. Bak hele ya, bu nasıl bir insan? Hiç böyle bir insan olur mu yani? Olur. Kim olur? Muhammed Aleyhisselam. Daha yok ki. Acaba böyle bir insan olur mu? Olur. Kimdir o? Muhammed Aleyhisselam. Daha hiç yok yani. Allah Allah. Anasından dokuz anne ümmeti. Aman ya. Heris. Heris. Herisi izah ediyor. Ha, ömür boyu ümmetim dedi. Ömür boyu ümmetlerine gözyaşlarını tüktü gece yatmadan. Sabahlara kadar anneni secdeye koydu. Bu ümmetin cehenneme gitmemesi için gözyaşlarını tüktü. Ağladı, 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 ağladı. Zeyd Hanca rivayet ediyor. Baktım, yatakta yok. Bir de baktım ki, anneni secdeye koymuş, gözler yaşıyor ümmetine. Allah Allah, bu nasıl bir herislik? Bu nasıl bir şefkat? Aman yarabbi Allah. Hani diyor, daha baksana, Hazreti Allah anlatıyor da, diyor ki, ey kullarım diyor, ey benim kullarım, inanan kullarım, her için aleyküm, sizin rezumun Resul öyle her iski. İşte diye izah ettik yani bazı şeyler, yani Allah Allah. Ha, yani, her için aleyküm, sizin rezumun her iski. Ha, bil müminine, müminlere de, Raufun Rahim, ince şefkatli, Allah Allah. Müminlere de öyle bir şefkati var ki hem ince hem ihateli. Hem ince hem ihateli şefkati müminlere de. Öyle buyur Allah Allah Allah. Bil müminine, aman ya Rabbi. Müminlere de Raufun Rahim, aman ya Rabbi, Allah Allah. Öyle yani fesbana, hayana, Raufun Rahim, Raufun Rahim. Şimdi buraya bakın arkadaşlar. Hazreti Allah böyle peygamberimiz bize böyle anlattı. Hazreti Allah bizim peygamberimiz bize böyle anlattı. Ha. Hazreti Allah bize hitap ediyor. Diyor ki sizin peygamberiniz size karşı böyle iken size böyle. Ha. Bize anlattı. Sonra peygamberime döndü anlatıyor Allah. Ya Muhammed sen benim kullarıma karşı, müminlere karşı böyle iken gece uykunu onlar için terk ettiğin, ağladığın, terlediğin her ne sen böyle iken şayet fein tebellev onlar senden iraz eder, sana arka çevirseler ne yaparsın sen? Ne yaparsın? Yol gösteriyor. Ne yaparsın o zaman? Ha, o zaman şöyle diyorsan fekul sen de, ne de? De ki hasbiyallah, artık Allah bana şafi ne yaptı? İnşallah dedirmediz yani. Peygamberimize bunu arkamızı dönmedik inşallah. Ha, kıyamete kadar efendim peygamberimize bu ümmeti Muhammed git ve git. Hem kemiyeten artacak hem keyfiyeten olsa inşallah böyle Allah'a yani. Ha, yani bir feyn tevelle. senden iraz ederseler Süleyman ne diyeceksin sen bunlara bileyken. Ha, fekul sendi hasbiyallahu. Allah bana şafi. La ilahe illahu. Allah'tan başka mevcudun bil hak yok. De aleyhi. Onun üzerine tevekkeltu. Tevekkül ederim. O Allah ve huve Rabbül Arşil Azim. Rabb-i Azim'in şey nedir? Arş-ı Azim'in Rabbisidir de. Deyir. Allah Allah. İslamiyetiyle bir din ki yahu. Güneş gibi yani. Hani gene güneşin gecesi var da şimdi bak güneş gece. İslam dini güneş gibi gecesi gündüzü yok yani berrak. Her şey böyle ortaya koymuş. Helaldir, haramdır. Şudur budur. Nasıl ibadet edeceğiz, nasıl kılacağız, nasıl her şey böyle ne kadar güzel Allah Allah. Ne kadar bahtiyar bir ümmetiz ya görüyor musunuz? He yani böyle bir peygambere Cenab-ı Hak getirdi bizi ona ümmet etti, bizi ona bağladı ya. Böyle bir peygambere Allah Allah. O peygamber işte anlat kendi yanında onun kadar daha itibarlı bir kimse yok. Bizi ne Hazreti Musa'ya, ne Hazreti İsa'ya, ne Hazreti İbrahim'e, şu peygambere, bu peygambere değil de işte kendini en sevdiği peygambere bizi getirdi, ümmet etti yahu. Demek Allah'ın da bize bir ayrıca bir muhabbeti var yani. Allah'ın da bize, peygamberimizin hatırası için ayrıca bize Allah'ın da muhabbeti var ki getirdi bizi o sevdiği peygambere ümmet etti. Ha ya. Acaba bunu sen mi söylüyorsun yani? Yani sen mi söylüyorsun Allah bizi çok sevdiği için
o ahir zaman peygamberine, sevdiği peygamber ümmet diyor. Sen yok, Kur'an diyor. Ayet diyor yani. He, değil ne diyor? Reufun Rahim diyor. Allah, Kur'an-ı Kerim var mı hafız? Reufun Rahim diyor ayet. İnnen nasıl, nasıl mı diyor? Nasıl? Ben hafız, hepsiyim. 5-10 yerde var ya. Yani bak 5-10 yerde. Ha, yani Cenab-ı Hak 5-10 yerde Kur'an'da buyuruyor ki yani hükümeti Muhammed'e Allah reüftür, rehimdir. Buyur. Ha, yani bak bak kaç yerde var diyor. İşte Hazreti Allah da demek ki ümmetler içerisinde en çok bizi seviyor. Çünkü en çok sevdiği peygambere bizi bağladığından dolayı en çok bizi seviyor ümmetler içerisinde. Bize hiç meşakkat vermedi. Geçmiş ümmetlerde çok meşakkatler oldu. Mesela bir yerizin bir yerine bir berbat bir şey bulaşsaydı patasına yıkamayana da doğru kesip atırdılar. Yıkama yoktu. Bizim çok kolay bizim dil İslam dili çok kolaydı yani İslamiyet yüzsüz dini kolaydı kolay kolay din ya. En kolay din bize zarar bak verdi Allah Allah. O peygamberimizin hatırlasın. Biz bunun değerini bilelim peygamberimizin de dinimizin de İslam dininde elimizden geldiği kadar hayatımızda tedbir edelim. Evimizde, çoluğumuzda, çoluğumuza öğretelim. Çoluk çocuğumuzun kocası olalım. Efendim evimizde televizyona şuna buna bakana kadar elimize bir kitap alalım. Çok kitaplar yazıldı, tercüme edildi. Çok kitaplar tercüme edilmiş ya maşallah. Fikaha ait, tefsire ait, hadise ait, işte Risale-i başta. Alın o kitabı. Toplayın çocuklarınızı. Ona koca olun, anladın, okuyun. Onların kalbindeki sevgiyi Allah'a, Peygamber'e bağlayın. Sonra rahat ölersiniz. Sonra rahat ölürsünüz. Ya tabi ana babanın mesuliyeti var yani. Ya tabi ana babanın mesuliyeti var. Üç şeyde. Bir onlara dinini tamamen öğretecekler. Nasıl öğretecekler dinini? Allah'ı başta sevdireceksek sonra Peygamber'imi sevdirecek değil mi? Başka bir şey yok. Onun için yani televizyonu şunu bunu bırakıp da çocuklarımıza bu İslam dinini, Peygamberimizi Allah'ı sırasıyla sevdirelim. O efendim bakın arkadaşlar, benim bir hocam vardı, son hocam oydu, Erzurum müftüsü Solakzade, Sadık Efendi. Muhammed Sadık Efendi. Allah kabini pürün etsin. Ya ona bir Fatiha okuya. Evet. Erzurum Solakzade, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin Allah'ım. Şeyd. Ha yani buyurdu ki yani hele dedi ki bir insan eğer hayırlı evlat babası olursa hayırlı evlat babası yetişirse bir evlat yetişirse hayırlı evlat kendi günahkarları ölür evliyalarla dirilir. Oh, o günahkar baba günahkarları ölür evliyalarla dirilir. Allah Allah. Bunu Sadık Efendi her derste aşağı yukarı söylerdi. Sonra ondan sonra ben okudum bir kitapta rast geldi. O kitapta okudum ki ondan sonra o kitapta diyor ki bir gün Hazreti Ali Keremallah ve Sevim bir yolda bir yere giderken bakmış kabristanda bir adam çok azapta. Çok azap çekiyor kabristanda. Çok içi yanmış böyle onu görünce gitmiş. Sonra her neyse şimdi bir defa gene yol oraya düşmüş işte ne kadar sene orayı unuttum. Demişler bakayım şu uzak gene Kabistan'da şeyde mi? Azap'ta mı? Bakış yok. O yeri Gürgülistan. Allah Allah. Hemen köye çıkıyor. Köye soruyor ki orada bir Kabistan var. O Kabistan'ın sahibi nedir ismi şudur. Ne yaş yapardı? Onu demişler işte davulcuydu. Gençleri eğlendirir. Davulcuna çalardı. Ama onun hikmet bir oğlu oldu dedi. Medresede okuydu. Müderris oldu. Köy imamı. Bunu ben okudum. İşte ey evlat yetiştiniz mi rahat ölürsünüz. Kusurumuz günahımız çok onların sayısında inşallah efendim ya. Sizin sayesinde, sizin ibadetlerinizden ta Hazreti Adam'a giden inanmış babalarımız, analarımız hisse dar oluyorlar. Yahu ya tabi. Peki biraz neydi işi dağıttık mı? Biraz neyse etrafa mı çıktık? Nasıl oldu? Böyle? Ne dersiniz siz bu işe, siz bu sohbete? İyi. İslam dini orayı dediğimiz güneş gibi her şeyi ortaya berrak koymuş. Şimdi biz Allah'ı seveceğiz ama nasıl seveceğiz? Nasıl ne bu? Nasıl Allah'ı nasıl sever ki?
sözümüz sevdiğimiz kim sevemeyiz, hocamızı diyen onu öyle diyor. Ne diyor? Kul ya Muhammed sen de in kuntum tuhibbuna Allah'a, Allah öyle diyor. Eğer siz Allah'ı seversinizse fettebuni, bana tabi olun, olun beni peşime gelin, gelin gelin peşime gelin, korkmayın. Yüfüçmül Allah sizi sever, peşime gelin Allah sizi sever. Pekala. Şimdi sahibine teslim etti, yoksun siz dinleyin. Evet. Bu iki ayeti azimenin yüzer nüktesinden 11 nüktesi icmalen beyan edilecek. Birinci nükte, Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam ferman etmiş. Men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felehu ecru mi'eti şehit. Yani fesadi ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse 100 şehidin ecrini, sevabını kazanabilir. Ay maşallah, o günde işte. 100 şehit hele bana ne demek ya, o günde işte. Bugün de hep sarıp cemaate camiye gittim mi iş bitireceğim. Yani ya. Cemaate camiye gittim mi elhamdülillah. Sabahın erkeninden kalktın, elbisesini aldın da camiye gittim mi? Tamam. Evet, sünnet-i seniyeye ittiba mutlaka gayet kıymetlidir. Hususen bid'aların istilası zamanında sünnet-i seniyeye ittiba etmek daha ziyade kıymetlidir. Hususen fesad-ı ümmet zamanında sünnet-i seniyenin küçük bir adabına müraat etmek ehemmiyetli bir takvayı ve kuvvetli bir imanı ihsas ediyor. Hissettiriyor. Doğrudan doğruya sünnete ittiba etmek Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı hatıra getiriyor. O ihtardan o hatıra bir huzur-i ilahi hatırasına inkılap eder. Tabi Resulullah ya, onu yedin mi o zaman neydi? Ama Allah'a tekettür ettiriyor da. Evet. Hatta en küçük bir muamelede, hatta yemek, içmek ve yatmak adabında sünnet-i seniyeyi müraat ettiği dakikada o adi muamele. O adi, bu da adet demek. Adi bayağı deme değil. O adime yani adette yiyoruz. Bu adetimiz, yatıyoruz adetimiz, geziyoruz adetimiz. İşte o, bunlar da yani. Ve o fıtri amel, sevaplı bir ibadet ve şer'i bir hareket olur. Allah Allah. Hem bak hele işte, hele İslam dinine bakıyor. Allah Allah. Allah, Allah. Şimdi hem zaten ihtiyacımız var, yiyeceğiz de. Hem yiyoruz hem mükafat alıyoruz. Allah Allah. Siz bu yemeği yediniz mi peygamberimiz gibi he? Aha sizin mükafatınız bu. Ne cennet? Hele bu ne? Peygamber gibi yiyen peygamberimizden cennette. Peygamber gibi gezen peygamberimizden cennette. Peygamberimiz gibi uyuyan peygamberimizden cennette. Allah Allah. Peygamberimiz gibi konuşan peygamberimizden cennette. Ne dedi yani? Şimdi insan yatacak. Bak hele tersen bir şey. Peygamberimiz nasıl yatardı? Böyle katime geldiği kadar sağ tarafına yatardı, elini başını eline koydu efendim. Uykudan sonra o yani dönmenin daha manası yok olsa bile. Öyle efendim okuyaraktan yatardı. İmam Gazali Hazretleri diyor ki, yattınız mı diye bir Allah meseleleri okuyaraktan uykuya gelsin diyor Peygamberimizin. Şimdi o şekilde uyudun mu he? Şimdi bir nefes versen dışarı bir altın, bir alırsan iki altın, sabaha kadar bir nefes, iki nefes, 100 nefes, aha sana 100 altın. Sabahtan kalkarsan ki ola. Hele sizinkiler daha başka, mesela siz tabi teheccüde kalkırsınız yani. Ben siz daha başka, iki kez. Hem teheccüde alırsınız hem sabah namazında. Yani çavuşumuz görürsen, bak gördün. Şimdi kalkarsan yastığın altın, her tarafı altın dolmuş. Yahu hey şurada ne çıkıyor? Yani İslam dini yahu uykuyla da alınır. Diyelim yahu biz cehennemin kapısına geçsek, cehennemin efendileri bize soracak, siz kimin ümmetisiniz? Biz ahir zaman peygamberin ümmetiyiz. Oğlum sizin burada ne işiniz var yahu? Bura Yahudilerin yeri, Hristiyanların yeri, sizin Allah öyle diyelim, kovalıyor bizi oradan. Tam kovalanacak yer oraya. Bir daha sizi burada görmeyeyim. Bize diyecek ya siz buraya nasıl geldiniz? Siz buraya ayıptır sizin buraya gelmeniz. Ya sizin dininiz uykuyla satılırdı da. Der bize yani bu ya. Mesela. Hadi evet. Evet.
sünnet-i seniyeyi müracaat ettiği dakikada o adi muamele ve o fıtri amel. Ha yani fıtri yani yemeği, hep fıtri bunu, yaratılışta var. Sevaplı bir ibadet ve şer'i bir hareket oluyor. Çünkü o adi hareketiyle Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama ittibanı düşünüyor. Ve şeriatın bir edebi olduğunu tasavvur eder. Ve şeriat sahibi o olduğu hatırına gelir ve ondan şari hakiki olan Cenab-ı Hakk'a kalbi müteveccüh olur. Allah Allah. Bir nevi huzur ve ibadet kazanır. Elhamdülillah. Ne kadar da talihimiz, ustadımız, bizim hocamız öğretiyor bizi bunları elhamdülillah. Biz bunu öğrendik mi hemen sofrada oturur oturmaz bunları düşünmek lazım. Yatanda böyle yine evet. İşte bu sırra binaen sünnet-i seniyeye ittibayı kendine adet eden adatını ibadete çevirir. Bütün ömrünü semaradar ve sevaplar yapabilir. İkinci nükte, İmam Rabbani Ahmed-i Faruk radıyallahu anh demiş ki, ben seyri ruhanide kat'ı meratip ederken, tabakat-ı evliya içinde en parlak, en haşmetli, en letafetli, en emniyetli sünnet-i seniyeye ittibayı esas-ı tarikat ittikaz edenleri gördüm. Hatta o tabakanın âmi evliyaları sair tabakatın has velilerinden daha muhteşem görünüyordu. Evet. Yani bir adam hiçbir tarikata girmemiş de hiçbir mürşidin elini tutmamış da ya ben niye bir mürşidin bir şeyhin elini tuttum? Benim şeyhim peygamberimiz. O nasıl yapmışsa ben onu yaparım. Direkt ona bağlanıyor. Allah bak gördün. Direkt ona bağlanıyor yani. Değil mi? Valiye maliye değil de direkt padişaha bağlanıyor. Evet. Evet, Müceddid Elfi Sani İmam Rabbani hak söylüyor. Maşallah. Sünnet-i seniyeyi esas tutan Habibullah'ın zilli altında, sayası altında makam-ı mahbubiyete masardır. Allah ne makam orada makam. İfadeye bak ya Allah Allah makam. Evet. Üçüncü nükte, bu fakir Sait eski Sait'ten çıkmaya çalıştığı bir zamanda rehbercilikten ve nefsi emmarenin gururundan gayet müthiş ve manevi bir fırtına içinde akıl ve kalbim hakayık içerisinde yuvarlandılar. Kah Süreyya'dan Sera'ya, kah Sera'dan Süreyya'ya kadar bir sukut ve suud içerisinde çalkalanıyorlardı. İşte o zaman müşahede ettim ki sünnet-i seniyenin meseleleri hatta küçük adapları gemilerde hatta hareketi gösteren kıblen ameli birer pusula gibi hadsiz zararlı, zulümatlı yollar içinde birer düğme hükmünde görüyordum. Hatta o seyahat ruhiyede çok tazikat altında gayet ağır yükler yüklenmiş bir vaziyette kendimi gördüğüm zamanda sünnet-i seniyenin o vaziyete temas eden meselelerine ittiba ettikçe benim bütün ağırlıklarımı alıyor gibi bir hıffet buluyordum. Bir teslimiyetle tereddütlerden ve vesveselerden yani acaba böyle hareket hak mıdır, maslahat mıdır diye endişelerden kurtuluyordum. Ne vakit elimi çektiysem bakıyordum tazikat çok, nereye gittikleri anlaşılmayan çok yollar var. Yük ağır, ben de gayet acizim. Nazarım da kısa, yol da zulümatlı. Ne vakit sünnete yapışsam yol aydınlaşıyor, selametli yol görünüyor, yük hafifleşiyor, tazikat kalkıyor gibi bir halet hissediyordu. İşte o zamanlarımda İmam-ı Rabbani'nin hükmünü bir müşahede tasdik ettim. Şimdi elhamdülillah, yani acaba biz böyle ustamız anlattığına göre biz ne yapıyoruz? Sünnetin içinde miyiz, dışında miyiz? Hiç şey lüzum yok. Sünnetin tam içindeyiz inşallah. Tabi kusurlarımızla, günahlarımızla beraber. Bakın sabahtan kalkıyoruz, hani böyle farzdan evvel iki reket sünnet kılıyoruz. Oradan başlanıyor bak, ha, iki reket. Ondan sonra diyelim misal olarak, evliye kaderin ele diyor kitapta. Ne işin var efendi, ne yapıyorsun? Çayır biçiyorum. Evliye kaderin misal yani. Şimdi namazını kıldı da çayırını biçti mi, ezan okundu mu evlede? Tırpanını kur, namazını kıl değil mi? Evle namazını, o sabah namazından o ara o çay biçmeler hep onun defterine ibadet yazılıyor diyor kitapta. Veya mesela dersine çalışıyor, çay değil de veya alışveriş ediyor dükkanında.
her neyse, herkesin içine göre veya memurdur misal yani. Evle namazını kıldı mı? Ondan sonra ikindiye kadar çalıştı, ikindi namazını kıldı, bu arada ibadet yazılıyor. İkindiyi kıldı, akşam namazına kadar orada ibadet yazılıyor. Akşam namazı, yatsı namazı, orada ibadet, yatsı namazını kıldı, deminki ifademiz gibi abdest aldı, yatağına temiz girdi, işte o şekilde bu değil mi? Yani bir mümin 24 saatte sevap fabrikası oluyor, sevap fabrikası. Allah'ın insanı, Allah'ın insanı yahu. Heyene. Ama namazını kılmayan da 24 saatte günah fabrikası. Allah olsun yani, tabi. O bakımdan bakın, o yaptığımız işleri hep Allah ibadet olarak kabul ediyor yani. Ya İslam'da böyle yani, evet. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ahiru davahu menilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Ma'assalam.